kişiler kimlerdir? Ben senin bir güzelliğine bir bakayım önce. Nasıl benim canım güzelliği? Çok güzel. Dişleri çok güzel kızların genellikle. Ben dikkatimi çekiyor. Çok düzgün. Benim canımı kaşlar, göz, burun, elmacık kemikleri, çene, alnı, her yeri çok güzel. Saçları da çok güzel. Canımın için Allah'ın o da rahmetinden kullarını imtihan etmek için ölü varlıklar yaratmış. Dün de Kur'an okurken baktım yine ölü insanlardan bahsediyor ayette. Mesela cehennem hep ölülerle doludur. Cehennem bir mezarlıktır aslında. Yani ölüler diyarıdır. Hatta Tevrat'ta o şekilde geçer. Ölüler diyarı diye geçer. Tevrat hep ölüler diyarı. Bak cehennem için hiçbir zaman için diriler diyarı demez. Cennet için yaşam boyutu, yaşam yeri diye geçer. Yaşama yeri diye geçer. Cennet için. Yani. Ama cehennem hep ölüler diyarı diye geçer. Tevrat'ta. Çok manidardı. Tam açıklama yani. Ölüler diyarı. Ya Rabbi beni sonsuz yaşat. Canlıların yaşadığı, hayatın olduğu diyarda diye. Ama beni diyor, ölüler diyarına gönderme diyor. Ölüler diyarı. Sonsuza kadar ölü onlar çünkü. Tevrat aslında dikkat edeceğiz, hepsi anlaşılır, yani görülür. Tevrat çok sırlarla doludur. Yani Tevrat ilk okumada anlaşılacak bir kitap değil. Onun için hahamlar çok uzun ve saatlerce, günde 3 saat, 5 saat, 7 saat ayakta okurlar Tevrat'ı ve anlamaya çalışırlar. Yani çözmeye çalışırlar, defalarca okuyarak. Ve çok tabii akılları müthiş gelişiyor bunun sonucunda. Çok zeki bir kavimdir Museviler. Yani bütün Nobel ödülleri hep onlar alırlar. Yani en çok profesör falan onlardadır. Musevilerdedir. Bilim adamları, buluş yapanlar hep Musevi kökenlidir. Bunun sebebi çok fazla Tevrat okumaları. Ve Tevrat üstüne uzun uzun düşünmeleri çok kafalarını çalıştırıyorlar. Allah da nimet olarak onlara bu imkanları, bu güzellikleri sunuyor. Ölüler bizim imtihanımız içindir. Ölüler Allah'ı inkar eder. Allah'a kötü sözler söyler. Allah'ın anıldığında alaycı konuşur. Müslümanlarını alay eder. Mesela ölülere Allah Müslümanlarına alay ettirir. Bak ölülere Allah Müslümanlarla alay ettirir. Sırf Müslümanların makamı yükselsin diye. Cennetteki makamları yükselsin diye. Ama Müslümanların bir kısmı onun ölü olduğunu anlamadığı için onların üzülürler. Peygamberimiz dünya tatlısı çok üzüyor kendini. Sen onlar iman etmeyecek diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor Allah ayette. Üzülme onlar için, onlar ölüler diyor Peygamberimize. Ama ilk bakışta tabii onlar müteşabih zannediyorlar Müslümanlar. Halbuki müteşabih değil, direkt teknik anlamda söylenen bir söz o. Ölü diyor Allah, bildiğin ölü. Mevt, mevta. Yani ölü için kullanılan kelime. Allah ayette şeytanın Allah'ın ölüdürler, ne zaman dirileceklerini şuuruna varmazlar diye bildiriyor. Tabii yani şuur yok ki öyle bir şey düşünsün. Yani ben ölüyüm, ne zaman dirileceğim demesi için yine canlı olması gerekiyor. Mesela ölüyor insan, ölü olduğunu biliyor ama cennette ne zaman bağsolunurum diye düşünebiliyor. Yani aklı var. Yani çünkü ben benim diyor ama ölü ben benim diyemez. Mesela mezmurlar Tevrat'ta diyor ki 30'da 3. Ya Rab diyor. Evet. Tamam. Ya Rab beni ölüler diyarından çıkardın. Yaşam verdin bana. Ölüm çukuruna düşürmedin. Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi diyor bak. Ölüler diyarına inen bir daha çıkamaz. Görüyor musun bak? Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz. Kuraklık ve sıcaklığın eriyen karı alıp götürdüğü gibi ölüler diyarı da günahlıları alıp götürür. Orada kalırlar diyor. Tevrat'ın bir açıklaması. Hepsinin ölü olduğunu söylüyor cehennem ehlinin.
Ama cennet için böyle, böyle değil. Cennetin hayat yurdu olduğu söylüyor. Sonsuz yaşam yurdu diyor. Beni sonsuz yaşama kavuştur diyor. Bak kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Öbür bak son, orada yaşam var. Evet. Ama orada ölü var. Ölüm, ölü diyarı var. Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz diyor Tevrat'ta. Ayet ediyor ya, dolduracağım diyor Allah, söz verdim diyor.